serginin hazırlık aşamasında ana ortağımız Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belçika Katolik Louvain Üniversitesi işbirliğiyle hazırlandı sergi. Louvain Üniversitesi profesörlerinden Yörün Poblöm serginin bilimsel danışmanlığını yürüttü ve Profesör Poblöm tarafından oluşturulan sergi konsepti çerçevesinde Burdur Arkeoloji Müzesi'nden 368 eseri İstanbul'a getirdik ve binamızın 3 katına yayılan bir sergiyle ziyaretçilere sunduk. Birinci katında Sagalassos'un da dahil olduğu antik Pisidia bölgesi, Pisidya bölgesinde yaşayan Pisidya toplumu, o bölgenin halkı, çevresi, bitkileri, hayvanları, tanrıları, yeryüzü şekilleri, jeolojisi gibi konulara ayrıldı. Sergiyi ziyaret eden ziyaretçilerimiz bir kazı alanında disiplinler arası çalışmalar nasıl yürütülüyor, bu alanda elde edilen veriler nasıl paylaşılıyor, bunu da deneyimleme şansını elde edecekler. Sergiye gelen ziyaretçilerimizi zaten Roma'nın en iyi imparatorlarından ve son iyi imparator olarak bilinen Marcus Aurelius heykeli karşılıyor. İkinci katta ise kronolojik bir tema güttük. Çünkü Sagalassos'un da dahil olduğu Pisidya bölgesinin tarihi milattan önce 6000'lere 7000'lere kadar gidiyor insanlık kültür tarihine dair eserleri. Ve biz de bunu Neolitik dönemden başlatarak Neolitik dönem, Kalkolitik dönem, demir çağları, Pers dönemi, Hellenistik dönem, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı olmak üzere kronolojik bir tema güttük. Gelen ziyaretçiler bu katta Sagalassos kazılarında özellikle yukarı agorada açığa çıkarılmış İmparator Hadrianus'un anıtsal heykelini, Tanrı Poseidon'un heykelini, Tanrıça Afrodit'i, İskender ya da genç bir aristokrata ait heykelin portresini, bir kehanet yazıtını görebilecekler. Sagalassos kazılarında açığa çıkarılan milattan sonra 3. yüzyıla ait bir kafatasından yola çıkarak araştırmacılar bunu bilgisayar ortamında taradılar ve bu dönemde yaşamış olan 3. yüzyıldaki bir Pisidyalının nasıl göründüğüne dair sonuçlar elde ettiler ve silikonla yüzlendirme ya da etlendirme yöntemini kullandılar. Pisidyalı vatandaşın ismi bilinmediği için araştırma ekibi tarafından bu kişiye Rodon ismi verildi. Aynı teknik de milattan sonra 11-13. yüzyıl arasında yaşadığı düşünülen bir kadın kafatasına da bir uygulama yapıldı. Ona da İrene ismi verildi. Sagalassos, antik Piside bölgesinin en önemli kentlerinden bir tanesi. Piside bölgesi, Toros Dağları'nın batısında ve güneyinde yer alan dağlık bir arazi. Dağlık bir arazi olduğu için aslında burada hayat koşullarının sert geçtiğini söyleyebiliriz. İnsanlar buna bağlı olarak da Pisidyalıların antik kaynaklarda bize aktarıyor. Gayet savaşçı, sert toplumlar olduğu söylenir. Sergiye gelenler Burdur Arkeoloji Müzesi'nde dahi bugüne kadar teşhire çıkmamış bir takım eserleri görecekler. Geniş bir zaman yelpazemiz var. Milattan önce 2 milyonlara tarihlenen ve Anadolu'da yaşadığı bilinen mamutların omurga kemiklerini görebilecekler. They're not coming back. We're traveling into an unknown. stay alive. All consumed by their passionate greed for the Maltese falcon. What have you ever given me beside money? Have you ever given me any of your confidence, any of the truth?